Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz yedili akorlar. Yedili akorlar, triatların ne olduğunu, nasıl çalındığını, basket üzerindeki yerleşimlerini öğrendikten sonra arpej konusu olarak gideceğimiz bir sonraki nokta. Eğer triatların ne olduğunu tam anlamayabilmiyorsanız, üstünden hafiften geçeceğim burada, ne olduğundan bahsedeceğim ama ayrıyetten onun triat videosu var, onu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yedili akorlar hem popüler müzikte, pop müzikte, caz müzikte, blues müzikte, aslında aklınıza gelebilecek çoğu janrada karşınıza çıkması oldukça olası şekilde, oldukça olası akorlar. Akor yerleşimlerine baktığınız zaman yanında örneğin do majör 7 yazıyorsa o majör 7'li şeklindeki arpeji çalmanız ya da o arpej üzerinden bir bassline yazmanız bekleniyor olacak. Hemen parantez açıp şunu da söyleyeyim. İlla o akorda 7'li akor yazıyor olması benim bas yazarken onu kullanacağım anlamına gelmiyor. Benim o akor içerisindeki kullanabileceğim notaları çıkartmama yarıyor. Herhangi bir tanesini kullanıp kullanmamak benim yazdığım cümlenin gidişatına bağlı. Mantık olarak da yedilileri şöyle açıklayabiliriz. Triad üzerine ben 3 sesli akor üzerine bir nota daha çıkıyorum. Triad neydi? Üçlüler çıkarak oluşturduğum akor çeşidiydi. Yani kök notayı çaldım. Bir üç çıktım, üçlüsünü çaldım. Bu üçlü üzerine bir üçlü daha çıkıyorum, beşlisini çalıyorum. Beşli üzerine bir üçlü daha çıktığım zaman yedilileri oluşturmuş oluyorum. Bugün konumuz majör ve minör triatlar üzerine üçlüler çıkarak elde ettiğimiz yedili akorlar. Peki daha fazla muhabbeti uzatmadan çalmaya başlayalım. İsterseniz önce majör ve minör triatları tekrar edelim. Majör triat neydi? Önce bir kök not alıyorum, do notası. Üstüne bir majör 3'ü çıkıyorum. Aralık konusunu bilmiyorsanız onu çalışmanızı tavsiye ederim. Bu majör 3'lü üzerine bir minör 3'ü çıkıyorum. Yani kök nota 3'lü, majör 3'lü, tam 5'li. Kök nota ile majör üçlü arası mesafe, majör üçlü zaten. Majör üçlümüzle tam beşli arası mesafe minör üçlü. 1-3-5. Minör triat neydi? Kök notayı çalıyorum. Önce minör üçlü sonra majör üçlü çıkıyorum. Aynı notaya vuruyorum aslında. Tam beşliyim, ikisinde de do majör çaldım, do minör çaldım. Tam beşliyim, ikisinde de son notası değil mi? Neden? Çünkü toplamadık, yer değiştirme. Önce majör üçlü sonra minör üçlü. Burada minör üçlü artı majör üçlü. Çok düz mantık aslında. Do minör, kök nota, minör üçlü, tam beşli. Şimdi bunların üzerine birer üçlü daha çıkarak, yani tam beşlileri üzerine üçlü çıkarak yedili akorları elde edeceğiz. Hemen başlayalım. Majör triadı çaldım. Tam beşlim üzerine bir majör üçlü çıkarsam si notası elde ederim değil mi? Bu majör üçlü, minör üçlüyü aslında nasıl çıkacağımı, çıkmak ne demek diyorsanız üstüne çalıyorum aslında. Pozisyonlardan gidiyorum. Yani kök nota üzerine ben majör üçlü pozisyonumun şu olduğunu biliyorum. Yani orta parmağımla bir nota çalarsam bir alt tele geçip bir yana kaydığım zaman majör üçlü onu biliyorum. Tekrar söyleyeyim, aralık konusunu çalışmış olmanız, bunu zaten biliyor olmanız gerekiyor. Yediliye kadar atladıysanız eğer. Minör üçlü pozisyonu neydi? Temel pozisyonu. Kök notayı çaldım. Aynı telde 3 perde ileri gidiyorum. Yani 2. perdeye çaldıysam 5. perdeye çalıyorum. Bu da minör üçlü pozisyonu. Aynı şeyi, minör üçlüyü bir alt telde de çalabilirim majör üçlü çalar gibi. Örnek do'dan bu majör üçlü mü değil mi? Minör üçlü, majör üçlünün yarım aralık daha darı. Şurada yani. Kök nota, minör üçlü. Yani minör triadı bu şekilde de çalabilirim o zaman. Aynı şekilde majör üçlü mü de tekrar aynı telde çalarsam şöyle pozisyon olmuş oluyor. Değil mi? Ama çok tercih etmiyorum bunu. Hani atlama olduğu için yani bir süsleme slide'ıyla falan geçmek gerekiyor aslında. Bu şekilde. O yüzden minör triat çal dendiği zaman en mantıklısı bunu çalmak. Majörde de bunu çalmak. Tekrar dönelim. Majör triadı çaldım. Üstüne majör üçlü çıkıyorum. Aynı pozisyon yine. C notasını elde ediyorum değil mi? Yani 1, 3, 5, 7. Bunu yüzük parmağımla çaldım. Küçük parmağıma tam beşliği bastım. Yüzük parmağımla majör dirisini çaldım. Önden söylemiş oldum. Kök notamla şunun arası mesafe majör idili çıktı değil mi? Tekrar aralık konusu. Bu yedili akorun ismine, yedili arpejin ismine majör yedili diyorum. Spesifik olarak do majör yedili çalıyorum şu anda. Şimdi bu triadın üzerine majör üçü çıkmak yerine minör üçü çıkarsam ne olacak? Si bemol notasına geleceğim değil mi? Do, mi, sol, si bemol. Kök notamla si bemol arası mesafe minör yedili. Bu akorun da özel bir ismi var. Dominant yedili akor diyorum. Yani majör triat üzerine minör yedili çalıyorsam bu akorun ismi dominant yedili oluyor.
Yani do dominant yedili çalıyorum. Bu majör triatlar üzerine çıktığımız, şu anki çaldığımız majör yedili ve dominant yedili akorlar diatonik armonide bulunuyor. Yani çok fazla karşımıza çıkacak olan akorlar olarak düşünebilirsiniz bunu. Diatonik armonide bulunmak da demek, harmonik minör, melodik minör armonize etmiyorum, caz harmonisine kaymıyorum demek. Standart armonide, örneğin bir majör gamı harmonize ettiğiniz zaman, içerisindeki akorları çıkarttığınız zaman bu akorlar bulunuyor demek. Karşınıza çıkacak olan çok fazla kullanılan akorlardan. Peki minöre bakalım. Kök notayı çaldım. Minör 3'ü çaldım, tam 5'i çaldım. Üstüne minör 3'ü çıkarsam, tekrar si bemol'e geldim değil mi? Ne oldu? Minör tret üzerine minör yedili çalmış oldum. Zaten beklenen aslında değil mi? Bunun ismi minör yedili. Do minör yedili yani. Diğer durumu yaparsam ne olacak? Yani tam beşli üzerine majör üçü çıkarsam ne olacak? Si notasına geleceğim değil mi? Kök nota, minör üçlü, tam beşli, majör yedili. Bunun adı da minör majör yedili. Özel bir ismi yok yani. Zaten do minör majör yedili akoru diatonik armonide karşımıza çıkan akorlardan değil. Majör gamın içerisindeki akorları çıkarttığımız zaman böyle bir akor yok. Melodik minöre de harmonik minörün içerisindeki akorlarda, onları harmonize ettiğimiz zaman çıkan akorlardan. Ama müzikte karşınıza bu vekil akor olarak, substitution olarak çıkma ihtimali her zaman var. Ne olduğunu unutsanız bile, şu an hani teori çalışırken çalıştığınız bir akor ama ne olduğunu unutabilirsiniz. Hani çok elinizin altında olmayabilir, kullanmayabilirsiniz. İsminden bile çıkartabiliyorsunuz değil mi bunu? Yani do yazıyor, minör yazıyor, do minör çalıyorum atıyorum. Do minör majör yedili. Triadını minör triad şeklinde çaldım. Üstüne majör yedili bir aralık daha ekliyorum. Tekrar başa soruyorum, ne öğrendik? Majör yedili, dominant yedili, minör yedili, minör majör yedili. En çok kullanacağımız ilk üçü. Majör, majör yedili, minör yedili, dominant yedili olanlar. Bunlar çok her zaman karşısına çıkacak. Minör majör yedili de çıkarsa çalmıyor artık biliyorsunuz. Evet, yedili akorlar bu kadar. Eğer müzik teorisi kısmında eksiğiniz varsa, aralıkların ne olduğunu tam bilmiyorsanız, triatların ne olduğunu tam bilmiyorsanız, diatonik armoniden bahsediyorum, majör gamı içerisindeki akorlardan bahsediyorum, ne olduğunu tam kavrayamıyorsanız, web sitemde temel müzik teorisi kursu var, ona göz atabilirsiniz. Triatları vesaire zaten ben YouTube videosu olarak çekmiştim. Biraz da dağınık olsa da oradan öğrenme şansınız var. Peki, beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.